Evet, birçok insan, belki de hepimiz bunu yapıyoruzdur ama pek azı yaptığını kabul ediyor. İnsan içinde yapanlar kınanıyor. Peki burun karıştırmak o kadar kötü bir şey mi? Burun karıştırma ile ilgili sistematik bilimsel çalışma 1995'te Amerika'da yapılmış. Thompson ve Jefferson adlı araştırmacılar Winston'da 1000 kişiye postayla anket göndermişler. Bakınız sonuçlar neler ve insanlar neden bunu yapıyor? Yaptığımızda faydası ve zararı ne? Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. Evet, postayla gönderilmiş dedik. Yanıt veren 254 kişinin %91'i burnunu karıştırdığını kabul etmiş. %1.2'si bu işi saatte bir yaptıklarını, 2 kişi ise burun karıştırmaktan dolayı burnun ortasındaki dokuyu deldiklerini ifade etmişler. Evet, bu çok geniş bir araştırma değildi. Mektup gönderilenlerin sadece 1/4'ü yanıt vermişlerdi. Ve belki de yanıt verenlerle bu alışkanlığı daha fazla yatkın olanlardı. Fakat her şeye rağmen burun karıştırmanın yaygınlığı konusunda belli bir fikir veriyordu. 2000 yılında ise Hindistan'da Andrade ve Srihari adlı bir doktor burun karıştırma konusunu daha yakından incelediler. Birçok alışkanlığın çocuklar arasında daha yaygın olduğunu düşünerek burun karıştırmanın onlar arasındaki yaygınlığını araştırdılar. Bunun için anketleri Bangalore'daki okullara dağıttılar. Sosyoekonomik kökenlerin etkisi olup olmadığını görmek içinse okulları zengin ve yoksul semtlerden seçtiler. Ankete cevap veren 200 genç hemen hemen hepsinin burun karıştırdıklarını kabul ettikleri belirtiliyor. Fakat asıl ilginç olan öğrencilerin %7.6'sı günde 20 kereden fazla parmaklarını burunlarına soktuklarını, %20'sinin kendilerinde ciddi burun karıştırma sorunu olduğunu düşündüklerini, %12'si ise hoşlarına gittiği için burun karıştırdıklarını ifade etmişler. Evet, bu iş için sadece parmaklarda kullanılmıyordu. 13 öğrenci cımbız kullandığını, 9'u burnuna kalem soktuğunu, 9'u da burnundan çıkardıklarını, ağızlarına koyduklarını. Evet, iğrenç değil mi? Maalesef böyle yapanlar da var. Öğrencilerin sosyoekonomik kökeni hiçbir fark yaratmamış. Fakat cinsiyetler arasında kıyaslama yapıldığında burun karıştırma, tırnak kemirme, saç çekme gibi kötü alışkanlıkların erkeklerde çok daha yaygın olduğu ortaya çıkmış. Hindistanlı doktorlar burun karıştırmakla ilgili yayınları incelediklerinde ilginç vakalara da rastlamışlar. Burun karıştırdığı için burun perdesi delinen bir hastaya uygulanan tedavi, bu alışkanlığın iyileşmeye fırsat vermemesi nedeniyle sonuç vermemiş. Başka bir hasta ise kronik burun karıştırma alışkanlığı nedeniyle sadece burun perdesini denmekle kalmamış, sinüslerine kadar burnunu tahrip etmiş. 29 yaşında başka bir erkek hasta ise saplantılı bir halde burnunun içindeki kılları koparıyormuş sürekli olarak. Buysa burnunda iltihaplanmalara yol açıyormuş. Evet, burundaki kılları koparmanın yol açtığı sorunlardan biri iltihaplanmaya yol açmak. Doktorlar buna obsesif kompulsif bozukluğun bir türü olan beden algı bozukluğu tanısı koyarak ilaçla tedavi etmişler. Birçoğumuz arada bir yaptığımız gibi gizli burun karıştırmaların patolojik bir vaka olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ama bu alışkanlığı tümüyle zararsız olduğu anlamına gelmez. Hollandalı araştırmacıların 2006'da bir kulak burun boğaz kliniğini yaptığı bir araştırmada burun karıştırmanın bakterilerin yayılmasına neden olduğunu ortaya koymuş. Burun karıştıranların burunlarında çok fazla rahatsızlık görüldüğü ortaya çıkmış. O halde bütün bu risklere ve insanda uyandırdığı iğrenme duygusuna rağmen neden burun karıştırılıyor? Buna verilebilecek net bir yanıt yok. Fakat bir süre önce tırnak kemirme ile ilgili Tom Stafford iki nedenden söz ediyordu. Kendimize çeki düzen vermenin yarattığı memnuniyet ve buruna erişmenin kolay olması. Yani karıştırıyoruz çünkü elimizin altında. Belki de tembellik nedeniyle burnumuzu temizleme ihtiyacı duyduğumuzda mendile başvurmak yerine her an hazır olan parmaklarımızı kullanıyoruz. Bu konudaki araştırmalar hala devam ediyor. Hindistanlı iki doktora 2001'de Parodi Nobel Ödülü verilmişti. Bu ödül komik diye düşünülen konularda araştırma yapanlara veriliyor. Ödül töreninde yaptıkları konuşmada doktorlar şöyle demişlerdi. Bazıları başkalarının işine burnunu sokuyor. Bizse işimizi başkalarının burnuna sokmayı iş edindik. Evet, burun karıştırmak neden tehlikeli? Şimdi bu sorunun asıl cevabına geçelim. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Paul'a göre burnunu karıştıran kişiler daha sonra dokundukları yüzeylere,
kendi mikroplarını bulaştırmakla kalmıyorlar. Parmak uçlarına yapışan mikropları da doğrudan burnuna aktarıyorlar. Bu da burnunu karıştıran kişilerin koronavirüsü başkalarına yayabileceği veya onunla birlikte grip virüsü gibi diğer mikropları doğrudan vücuduna aktarabileceği anlamına geliyor. Zira burun, ağız ve gözle birlikte mikropların vücuda girebileceği 3 ana yoldan biri. Ancak proteinlerin girişini engellemek için burun kılları ve mukoza salgısı gibi savunma sistemlerine sahip. Evet, burun karıştırma pandemi sırasında her zamankinden çok daha fazla kaçınılması gereken bir eylem. Ancak alışkanlıklardan, özellikle de düşünmeden yapılan alışkanlıklardan vazgeçmek çok zor olabiliyor. Psikoloji uzmanları burun karıştırmayı, tırnak yeme, dudak çiğneme ve saç yolma davranışları gibi vücut odaklı tekrarlayan bir davranış diye niteliyor. Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde klinik psikiyatrisi profesörü Dr. Elias, bu alışkanlıkların bireylerin kişisel veya profesyonel yaşamına zarar vermesi durumunda klinik bir duruma dönüşebileceğini ifade ediyorlar. Özellikle pandemi sürecinde virüsün vücudumuza girmesinde büyük öneme sahip. Bu yüzden burun karıştırmayı artık bırakın. Mendil ve suyla temizlemek en makul yol. Videomuzun faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.